Merkez Yönetim Kurulu ve Kurucular Kurulu üyelerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, il ve ilçe yönetimlerimiz, partiyle, tatvanıyla, hizanıyla şehrimiz Bitlis'imizde sizleri misafir etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu toprakların kadim ilim diyarlarından birindeyiz. Bugün çok kültürlü, çoğulcu yapısıyla kardeşliğimizin en güzel timsallerinden bir şehirdeyiz. Bugün burada biz kendimizi evimizde hissediyoruz. Bugün Türkiye'de insan hakları ayaklar altında eziliyor. İfade özgürlüğüne bakalım. Fikrini söyleyenler işsiz kalıyor, tutuklanıyor. Böyle olmaz arkadaşlar. Sırf beğenmediğimiz şeyleri söylüyorlar diye düşünce bir suç olamaz. Düşünceden suç olmaz. Eğer bu ülkede tek bir tane düşünce olsun istiyorsanız olmaz. Mümkün değil. İnsanların dilini kesemezsiniz. İnsanların düşüncelerini kontrol edemezsiniz. Düşünce polisliği yapamazsınız. Herkesin aynı şeyi söylediği bir ülkede bir düzen olmaz. O düzenin adına demokrasi denmez. 2015 yılında o günkü başbakan bir konuşmasında Kürt sorunu vardır ve benim sorunumdur diyerek önemli bir adım attı. Ama aynı kişi 2015 yılında dedi ki kardeşim ne Kürt sorunu ya, artık Kürt sorunu yok, daha ne istiyorsunuz dedi ve çözümden vazgeçtiğini ilan etti. 2002 yılı öncesi Kürt sorunu deyince akla gelen ilk şey biliyorsunuz Kürtçe dili üzerindeki yasaklardı. Ve 2002-2015 arasındaki yıllar aslında bu dil üzerindeki, Kürtçe üzerindeki baskıların son bulduğu, Kürtçe yayınların yapıldığı, Kürtçe afişlerin asılabildiği, Kürtçe televizyon kanallarının kurulduğu, üniversitelerde lisansüstü düzeyde Kürtçe programlarının açıldığı ve şehirlerde boy boy Kürtçe tabelaların boy gösterdiği yıllar oldu. Ama bugün görüyoruz ki Kürtçe eğitim veren enstitüler hem müfredat hem de kadro olarak zayıflatılıyor. Kürt dili çalışmaları yürüten akademisyenler haklarında yargı kararı olmadan, hatta soruşturma dahi açılmadan farklı yöntemlerle KYK da dahil olmak üzere mesleklerinden ihraç edilebiliyor. Vaktinde asılan Kürtçe tabelalarda bakıyoruz birer birer kaldırılıyor. Sizin bu milletin diliyle derdiniz nedir ya? Kürt vatandaşlarımızın dili analarının ak sütü kadar helaldir. İnsanımızın öz dilini, ana dilini bir çatışma konusu haline getirmeye hakkınız yok. Bu tarih öncesinden kalmış, eskimiş, köhne zihniyeti biz kabul etmiyoruz. Biz çok iyi biliyoruz ki demokratik devletler, gerçek anlamda katılımcı, çoğulcu demokratik devletler vatandaşlarının ana dili ihtiyaçlarına yönelik çözümü üretmekle mükelleftir. Şu andaki hükümetin anlayışı baskıcı rejimlerin tek tip insan yetiştirme anlayışıdır. Kendilerinin aynısı olmayanı, hatta şakşakçılık yapmayanı ötekileştiren, hain ilan eden, adeta yok görmeye çalışan, yok etmeye çalışan bir anlayıştır bu. Türkiye ancak her bir vatandaşının toplumumuzun hangi kesiminden gelirse gelsin, ülkemizin hangi ilinde, ilçesinde, köyünde, mahallesinde yaşarsa yaşasın, her bir vatandaşımızın kendisini bu ülkede eşit vatandaş, birinci sınıf vatandaş hissetmesiyle, o iklimin oluşturulmasıyla ancak mümkündür. Devlet şu anda adeta iflas etmiş durumda. Ekonomi berbat durumda. Eğitim zayıf, sağlık ve hizmetler zayıf, kimsenin yargıya güveni yok. Zaten devletin asli görevi değil mi bunlar? Önce halkınıza refah sağlayacaksınız. Adaleti sağlayacaksınız ülkede. Fırsat eşitliği içerisinde en iyi eğitim imkanını sağlayacaksınız. Kim olursa olsun her bir vatandaşınızın iyi sağlık hizmetlerine ücretsiz olarak ulaşmasını sağlayacaksınız. Eğer bunları sağlayamıyorsanız siz daha niye oralarda oturuyorsunuz? Niye hala bu yönetimdesiniz? Niye hala ülkeye yük oluyorsunuz?
Dahası maalesef Türkiye işkence günlerine geri dönüyor. 90'lı yılların kayıp haberleri gibi haberler duymaya başladık. Türkiye'de yaşayan her bir bireyin tüm haklarının güvencesi olmak için yola çıktık. Biz hazırız. Bu ülkede kimse kimliğinden, siyasi fikrinden, düşüncesinden ötürü hiçbir koşulda kötü muamele göremez, görmeyecek. Vatandaşlarımızın insan hakkı olan, temel insan hakkı olan bütün haklarının koşulsuz, pazarlıksız, müzakeresiz bir biçimde ve tek taraflı olarak tanınması gerektiğine inanıyoruz. İnsanın insan olmaktan kaynaklanan, doğuştan zaten kendisine ait olan hakların pazarlık konusu edilemeyeceğini söylüyoruz. Hakların oylamaya tabi tutulamayacağından bahsediyoruz. Hakların bir lütuf gibi alınacak, verilecek bir şey olmadığına inanıyoruz. Ve milletimizin doğuştan sahip olduğu tüm hakları olduğu gibi tanıyacağız. Asla ve kata pazarlık konusu etmeyeceğiz. Müzakere konusu etmeyeceğiz. İşte bugün ülkenin koşulları şöyle böyle gibi mazeret üretmeyeceğiz.